geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim. Biraz heyecanlıyım, heyecan var da. Tabii, olabilir. Evet. Bir çay içmek isterim sizinle. İsterseniz siz de tabii. Sizi tanımak isterim yani. Aileniz biliyor değil mi geldiğiniz? Ailem biliyor. Ha? Babam yalnız İstanbul dışında. Bizim başka bir yerimiz daha var. Orada. Annem biliyor. Yani o şekilde. Anladım. Hayır dersem üzülür müsünüz? Üzülürüm. Üzülürüm. Yani üzülürüm. Ama mantığımla hareket ederim. Yani mantığımla hareket ederim. Karar anına geçebiliriz. Ben çok özür diliyorum. Hayır. Peki. Yolunuz açık olsun. Teşekkürler. Ya pırıl pırıl çocuk değil mi ya? Bir sen. Sen bazı tanımlamalar vardı böyle pırıl pırıl. Pırıl pırıl yani ben gördüğüm o. Ben mi yanlış görüyorum? Evet aynen öyle. Nasıl oluyor? Pırıl pırıl çocuk. Bir neden belirsin gördüğümde o zaman? Gördüğümde bir şeyler hissetmem lazım. Bu benim için çok önemli. Bir şey böyle bir yanılgı yok ama hayatta. Böyle bir yanılgı hayatta yok. Yani gördüğün görür görmez aşık olmak. Esra bir defa kendi... Çok özür dilerim. Bu filmlerde kendi beklentileriyle ilgili hayatta kendi insan aşka inanması ve hazır olması gerekir. Görür görmez aşk diye bir şey yoktur. İnsanı tanıyacaksın. Kendini tanımıyorsan zaten karşıdakini hiç tanıyamazsın. Esra Hanım, bir şey soracağım. Paravan açıldığında çok dikkatlice izledim. Çok inceledi. İnceledikten sonra ailenizle mi geldiniz dedi. Acaba ailesiyle gelseydi görüşünüz değişecek miydi? Yani ailesiyle gelmesi tabii ki de daha güzel bir peki şey. Peki o zaman ama... kendinizi tanıtırken neden bunu belirtmiyorsunuz? İlla ailesiyle gelsin. Ama diye. Benim ilk gördüğüm anda bir şeyler hissetmem lazım. O sıcaklığı almam lazım. Ama aile olunca sıcaklık birden değişiyor mu? Ben ailemle de gelebilirim hani nasip olursa. Daha ne istediğini ben çözemedim. Gerçekten çözemedim. Ayakları üstünde duruyor, dürüst. Anlamadım. Ece. Nur, ben gerçekten tanımanı isterdim çünkü... Ben sana samimi bir soru soracağım. Çünkü benim de olayım... sana gelmiş olsaydı. Esra Hanım, çünkü benim olayım biliyorsunuz. Ben tanıma şansını verdim. Ben de elektrik almadım Cüneyt'ten. Ama tanıma şansını gerçekten ben verdim. Hayır, Emrah sana talip olarak gelseydi. Ben tanımak isterdim. Gerçekten isterdim. Bak samimi çünkü... diyorum, ben kızlara soruyorum. Tanımak isterdim ben. Bak Burcu, ben de çaya çıkardım diyor. Serap ben de tanımak isterdim diyor. Esra abla elektriği de konuşa konuşa alabilirdi. Ya bu zamanla olur bir şey. Ha. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Sen de mi çaya çıkardın? Nur Hanım'ı anlayabiliyorum. Nur Hanım'ı şu şekilde anlayabiliyorum. Hani kimileri biraz bize soluk, kimileri ışıl ışıl, kimileri parlak gelir. Ama çok nadiren rengarenk insanlarla karşılaşırız ya. İşte o zaman bir şekilde doğru zamanın geldiğini anlarız. Ya bu yüzden Nur Hanım da doğru zamanın geldiğini anlamadığından dolayı. Vallahi benim buradaki tecrübelerimden yola çıkarak şunu söyleyeyim. İnternet ortamında yazıştıkları zaman herkes birbirinden elektrik alıyor. Ama yüz yüze herkes açıkça geldiği zaman kimse elektrik almıyor. Almıyor yani. Nur Hanım... Sen çıkar mıydın? Esra Hanım şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir tanımlama yapacağım. Bir mağazaya gidiyorsunuz, vitrinde bir elbise görüyorsunuz, deniyorsunuz onu, hiç üstünüze uymuyor, vitrindeki gibi durmuyor. Oradaki satıcı bayan diyor ki bir de şunu deneyin, aslında bakıyorsunuz askıda size hiç uygun değil. Daha sonra kabine girip deniyorsunuz, bir bakıyorsunuz ki aslında aradığınız şey bu. Birazcık ön yargılı olmamak lazım, dinlemek, anlamak lazım. Genelde bayanlarda şu var. Biraz yükseklik, dizilerdeki kahramanlar hep hayallerinde büyük büyük şeyleri hayal ediyorlar. Ve bakın bu çok doğru bir tespitte evet. Buluntu. Yani işte dizilerin konusu, oradaki kahramanlar erkekleri farklı bir noktaya taşıdı. Yani o hayal dünyası da olabilir mi? Hayır. Esra Hanım. Ha çok özür dilerim Serhat'ın sözünü kestim. Buyurun.
Abla şöyle bir şey düşünelim. Bir merdiven düşünelim. Apartman kapısı olsun. Bayanlara genelde soruyorlar mesela. Aradığın kişi şu kapının ardında. Ama bir üst katta çıkarsan bir daha iyisi daha var. Çıkıyor oraya. Aynı şey yani 3, 4, 5. En sonunda en sonuncu kata geliyor. Ondan sonra diyor ki tüm seçenekleri kaybettin, artık aradığın kişi yok. Önüne hangi biri çıkarsa onunla yetinmek zorundasın. Peki Nurcuğum, bu daha iyi beklentisi var mı? Elektrik dediğiniz şey bu mu açıkçası? Ben hepinize soruyorum bu soruyu. Esra Hanım, bir şey daha ekleyebilir miyim? Ablacığım, bir çok sorumun cevabını alayım. Ya yok yani, ben ilk baktığım an o hani o ışıltıyı görmek istiyorum. Ben de hissetmek istiyorum. O nasıl görmüş, beğenmiş. Ben de yani bir şeyler hissetmek istiyorum. Bu benim en doğal hakkım. Hiç evlilik yapmadım ben yani. Aşk evliliği istiyorum. Bir şeyler hissetmek istiyorum. Bu benim en doğal hakkım diye düşünüyorum. Hiç evlilik yapmamış olman ya da evlenip ayrılmış olman bir artı ya da eksi asla değil. Tabii ki bir şeyler hissetmek istiyorsun ama dışarıda biriyle tanıştığında onunla bir telefonlaşırsın, bir mesajlaşırsın, bir konuşursun. Sonra karar verirsin. Ama işte gene aynı şey. İlk gördüğümde bir şey hissedersem konuşuyorum. Esra Hanım, nasıl biri gelirse, nasıl biri gelirse. Evet, etkilenip geliyor. Yani. Ben bu soruyu bundan sonra herkese soracağım. Yani siz olsanız beyefendi ya da hanımefendiyle canlı odaya gider misiniz, içer misiniz diye açıkçası cevaplarınızı da merak ediyorum. Emrah, çok teşekkür ederim. Nasip kısmet, mantığın devreye girdi. Değil mi? Alkışlarla uğurluyoruz. Üzülme, unutmam ayrılık var yine. Üzülme, üzülme, aşkım seviyorum ben de. Çok büyük alkış istiyorum. Çünkü lojada çok kıymetli bir hanımefendi var. Huri abla talibiyle buluşmak üzere alkışlarla geliyor. Huri abla 53 yaşında, Milli Eğitim'den emekli memur. 10 yıldır bekar. Çanakkale'de yaşıyor. Kararlı bir kadınım. Düzenli aile hayatını seviyorum. Çok çalışkanım. Sorumluluk bilinci yüksek biriyim dedi. Fakat hiç de aradığı mutluluğu bulamadı. Kadın gibi olmak istiyorum. Kadın gibi yürümek, kadın gibi konuşmak. Sevdiğim tarafından onaylanmak istiyorum. Çünkü hayat boyu hiç bu duyguyu yaşayamadım dedi. Talibi onu beğenerek ve isteyerek gelen Mustafa Bey geliyor alkışlarla. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk. Buyurun. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz? Hangi ilden? İstanbul Avcılar. Kaç yaşındasınız? 61. 61 yaşındasınız. Tahsil durumunuz nedir efendim? Anlayamadım. Hangi okul mezunusunuz? İlkokul mezunuyum. Daha önce evlilik yaptınız mı? Yaptım. Kaç evlilik yaptınız? Bir evlilik yaptım. Çocuklarınız var. Bir oğlum, bir kızım var. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Cümlemizi. Efendim, ne işle meşgulsünüz? Pastacıyım. Şu an çalışmıyorum, emekliyim. Emeklisiniz. 61 yaşına kadar hayatınıza neler sığdırdınız acaba? Öğrenebilir miyim? Mücadele, mücadele, mücadele. Neyle mücadele ettiniz? Aldığım mesuliyeti yerine getirmek için mücadele ettim. Evlilik bir zor bir sanat okulu. %90'ı öğrenci olarak ben de, %10 öğretmen olarak, eşim de olarak sınıfta kaldım. Ama iyi bir öğretmenden bundan sonra sınıfın birincisi olacağını düşünüyorum. Buyurun. Ayça Hanım'dan yorum alabilir miyim? Tabii. Leman Hanım'dan.
Çocuklara evliliği destekliyormuş Huriye abla. Hoş geldiniz beyefendi. Çok hoş bulduk. Beyefendiyle ilgili bilgileri sıralayayım. Ayça, senin yorumunu alacağım. Bunları da duyun istiyorum. Evde kendi işlerini kendi yaparmış. Temizliğini kendi yaparmış. Yemek yaparmış. Kuru fasulyede çok başarılıymış. Beni bundan sonra olduğum gibi kabul edecek. Evet. Bir hayat arkadaşı istiyorum diyor. Siz de aynı şeyi söylemiştiniz. Evet. Bu önemli bir nokta. Ayça. Ben beyefendiyi beğendim. Huriye ablacığım, beyefendi de sizi anlayacağını düşünüyorum. Ben nezih bir bey. Bence bir çay içeceğinle odaya git diyorum ben. Teşekkür ederim. Leman Hanım'dan yorum almak istiyorum. Ben de söyleyeyim. Arkadaşım çok duygusal. Bir de bir şey soracağım. Sosyal faaliyetleriniz var mı? Maalesef yok. Arkadaşlarımla gezerim, tozarım ama sosyal faaliyet derken çok açılımı geniş bir olay. Ha, bir kuruma hizmet veriyorum musunuz dersiniz? Kitap okumayı seviyor musunuz? Efendim? Kitap okumayı seviyor musunuz? Ara sıra. Arkadaşım çok sevdiği için devamlı okuyor. Bana da öğretir, beraber okuruz. Daha peki. Güzel. Bir tanımanı isterim. Hazır mısınız görmeye? Huriye Hanım ilk talibini görüyor. Alkışlarla açıyoruz paravanı.